Merhaba, selamlar. Tuncel Sevimlik ben. Yine yeni bir YouTube videosunda sizlerle birlikteyiz YouTube kanalımızda. Biliyorsunuz ki portföyüme dahil ettiğim her dairenin ayrıntılı tanıtım videolarını YouTube kanalım aracılığıyla sizlere ulaştırıyorum. Samsun Atakum bölgesinde, uzmanlık alanım Atakum ilçesinde sizlere daire tanıtımları gerçekleştiriyorum. Bugün yeni mahallede Atakent Televizyon Sapağı'nın yaklaşık olarak 600-700 metre kadar yukarısında Cağaloğlu'na yakın, 75. yıl camiine yakın, Lifehouse 1 sitesine neredeyse komşu pozisyonda bulunan 4+1 170 metrekare sizlere net kullanım alanı sunan 3 yaşında binada her katta 2 daire var. Toplam 9 katlı binamız ve bizim dairemiz 5. katta bulunuyor. Harika bir şehir ve deniz manzarasına sahip. Bugün bu dairenin tanıtımını gerçekleştireceğim sizlere. Drone destekli tanıtım görüntüleriyle birlikte bu daireyi gerçekten tanıyor olacaksınız benimle beraber. Şimdi bir tanıtımımız gelsin. Ardından dairemizin hem drone görüntüleriyle çevresinden bahsedeceğiz hem de iç çekimleriyle sizlerle birlikte olacağız. Tekrardan merhaba. Bu harika tanıtım görüntülerinden sonra iç çekim görüntülerinde sizlerle beraberiz. Şu an salonumuzdayız. 32 metrekare dikdörtgen ebatlarında bir salonumuz var. Yerleşim planı olarak gerçekten sizlere kullanışlı, net, güzel bir kullanım alanı sunuyor. Bahsettiğim gibi binamız 3 yaşında, kat mülkiyetli, kendine ait bir otoparkı var. Otoparkı gerçekten büyük. 18 araçlık park yeri değil, belki daha fazla bile, her daireye 2 araca kadar park yeri düşebilecek bir kullanım alanına sahip burada. Bizim dairemiz 5. katta, harika bir deniz ve şehir manzarasına sahip. Lokasyon özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Atakent'te Televizyon Sapağı'nın yukarısında Yeni Mahalle Mahallesi'nde bulunuyor dairemizin bulunduğu bina. 75. yıl camiine çok yakın bir lokasyondayız. Lifehouse 1 sitesine çok yakın bir pozisyondayız. Yine 19 Mayıs yeni açılan bulvara çok yakın bir lokasyondayız. Mutfağımızla, balkonumuzla ve evin diğer görüntüleriyle devam edelim lütfen. Girişimizde şöyle güzel, gayet yeterli olabilecek ebatlarda bir vestiyer alanımız da var. Yani bugün bir vestiyer dediğiniz zaman epey bir masraf tutuyor. Bu dairede hemen hemen hiçbir masrafınız yok diyebilirim. Şurada giriş kapısından geçtiğimiz andan itibaren sol tarafımız salon, mutfak, balkon ve karşımızda bir oturma odamız var. Buradan biraz devam edelim. Burada yaklaşık 15-16 metrekare kullanım alanına sahip, oldukça kullanışlı, fazla girintisi çıkıntısı olmayan bir odamız var. Burayı oturma odası ya da misafir odası olarak da kullanabilirsiniz. Diğer odalarımızla devam edelim. Yine bir banyo tuvaletimiz var. Burası da 8-10 metrekare civarında sizlere net bir kullanım alanı sağlıyor. Yani çamaşır makinenizi ve işte kirli sepetinizi vesaireyi çok rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Buranın alanı oldukça geniş. 20 metrekarelik bir koridorumuz var. Burada diğer odalarımıza açılan. Bu evde depo olarak kullanılan bir odamız daha var. Burayı çocuk odası olarak da ya da hobi odası ya da çalışma odası olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle söyleyebilirim size. Hem batı hem de kuzey cephe balkonlarımızdan, pencerelerimizin tamamından deniz manzarası hakim. Burada görebilirsiniz. Özellikle yatak odasının penceresinden deniz manzarası çok net bir şekilde görünüyor bu dairede. Yine burada Eda Hanım'ın görüntüleri eşliğinde göstermek istiyorum. Burada yine bir balkonumuz da mevcut. Dairemizde bir Alaturka normal tuvaletimiz de mevcut. Ebeveyn banyosu ve ana banyo tuvalet haricinde. Buradan çocuk odasına geçelim. Çocuk odası için oldukça yeterli olabilecek bir alanımız var. Yaklaşık gene 10-12 metrekarelik sizlere net bir kullanım alanı sunuyor. Bu dairenin genelinde 170 metrekare net kullanım alanımız var. Devam ediyoruz. Evet, dairemizin yatak odasındayız. 20-22 metrekarelik gayet kullanışlı, gayet ışık alan. Bir de burada çok güzel bir deniz manzarasına sahip. Kuzey cephe bir yatak odasıdır burası. Bir de ebeveyn banyomuz var. İç çekim görüntülerini de göstereceğim. Aynı zamanda Eda Hanım'ın görüntüleri eşliğinde şöyle yatak odasındaki deniz manzaramızı da şöyle sizlere bir göstermek, paylaşmak istiyorum. Evet, mutfağımızdayız.
Yine oldukça geniş kahvaltı masanızı da koyup aynı zamanda çok da geniş bir çalışma alanınız bulunan bir mutfaktır burası. Gayet kaliteli malzemelerden üretilmiş, oldukça kullanışlı. Dikdörtgen ebatlarında gene 18 metrekare, 20 metrekareye yakın bir kullanım alanı sunuyor size mutfağımız. Buradan da balkonumuzu açılıyor. Devam edelim balkonumuzla. Evet, balkonumuzdayız. Yine burası da 16-17 metrekare civarında sizlere bir kullanım alanı sunuyor. Bu harika dairenin tanıtımını izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Özet geçmek gerekirse, Yeni Mahalle'de Atakent Televizyon Sapağı'nın yukarısına çıktığınız zaman 75. yıl camini geçince çok yakın bir pozisyonda bulunuyor binamız. Ana cadde 2. bina konumunda. 9 katlı bir yapı, bizim dairemiz 5. katta bulunuyor. 170 metrekare net kullanım alanı var. 4+1 bir daire. 2 tane balkonumuz var. Bir tanesi ana ve büyük olan balkonumuz cam balkonla kapatılmış durumda. Zamanının en iyi yapı malzemelerinden üretilmiş bir dairedir burası. İnşaat malzemelerimiz gerçekten o dönemin, hatta bu dönemde bile kullanılan yapı malzemelerinin çok üstünde bir kaliteye sahip. Bir ebeveyn banyomuz var yatak odamızda, bir ana banyo tuvaletimiz, bir Alaturka tuvaletimiz, 4 odamız, 2 balkonumuz, salon mutfağımız ayrı, 170 metrekare sizlere net kullanım alanı sağlıyor. Bina özellikleri kapsamında oldukça geniş bir otoparkımız var. Her katta 2 daire var. Toplam 9 katlı bir yapı. Biz 5. katta bulunuyoruz. Kuzey cephemiz çok net bir deniz manzarasına sahip. Bu daire hakkında söyleyeceklerim genel olarak bu kadar. Belki aidattan da bahsetmek lazım. 60 TL gibi gerçekten mütevazi bir aidatı var bu apartmanın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tuncel Sevindik ben. Bildiğiniz gibi portföyüme dahil ettiğim her dairenin ayrıntılı tanıtım videosunu YouTube kanalım vasıtasıyla sizlerle paylaşıyorum. Bu dairenin fiyatı, merak ettiğiniz özelliklerini yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere hızlı bir şekilde dönüş sağlıyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Tuncel Sevindik, Coldwell Banker, Park Gayrimenkul.